Final gününde son tadımımız Sevilay Sultan'la oluyor. Sevilay Sultan şimdi ne yapsın bu? Ah canım, vallahi işim kritik çok zor. Gün. Hiç yerinde olmak istemezdim. Şimdi öncelikle Gelinim Mutfakta programının 900. bölümünü de ben ve gelinim burada olduğumuzdan dolayı büyük bir sevgiyle, saygıyla kutluyorum. Ay. Nice wow. Nice yıllara diliyorum. Wow. Alkış alıyorum. Hiç birimizin aklına gelmedi. Tamam da. Gelmez. Siz anca bilerzik düşünün. Bilerzik. Tamam da bu veda gibi oldu kız. Evet. Ya, evet. Onun ne bileyim içimden gidiyor mu? Son konuşması olabilir onun bugün. Evet gidiyor herhalde. Ne gerek var? Hadi bakalım. Yanmamış güzel içinde. Karamelize de iyi olmuş. Köftesi sanki içinde biraz yanmış gibi. Beğendin mi? Fena değil. Bakalım öbürlerine de bakarım. Bakacağız hepsine. Bunun ben görüntüsü olarak hemen olmamış diyorum ya. Isıramadım bile. Neyini fazla büyük yapmış? Bir içini açıp hemen incelemek istiyorum. Bu iyi. Fena değil ekmeğe. Fakat bir hata yapmış herhalde arkadaş. Şununla ilgisi yok bunun. Neyi? Ne anlamda? Köftesi çok büyük olmuş. Ya da ekmeği küçük olmuş. Ya da ekmeği küçük olmuş. Soğan karamelizeleri aynı. İlk tabaktaki gibi. Ben bunu beğenemedim. Yani biraz da görsel olsun ya hamburger yani bu. Değil galiba mi? Görselini beğenmedin. Etin lezzeti, ekmeğin lezzeti, karamelize, soğanı nasıl? Şimdi karamelizesi nasıl? İyi. Eti de pişmiş aslında. Bilemedim ya şunlara da bir bakayım. Yani pişmiş pişmemiş değil, ekmeğe de pişmiş. Hadi bak bakalım diğerlerine de. Onun için eti pişmemiş sanki. Kalın, az pişmiş. Sadece ekmeğini beğendim ben bunun. Karamelize, soğan karamelize, kadar mısın? Bir de çok karamelizesini gördüm. Tatmakta pek şey yapmadım ama. İstemedim mi? Yani. Bu tabağı çok beğenemedim. Çok beğenemedim. İçi de köftesi biraz şey gibi. Ekmeğini beğendin. Ekmeği iyi. Son tabağımıza da bakalım. Ekmeği biraz sanki az pişmiş gibi. Çok hafif daha içi sanki biraz hafif çiğ. Çok da değil, yenir yani. Bundan da tad alamadım ben. Ya bir de bu acı olmuş. Neden acı olmuş? Bu diğerlerinde o acılık yok bilmiyorum ama. Çok mu karamelizeyi? Belki denk gelmişsindir. Bak altlarına sos evet, sürüldü. Evet. Şimdi maalesef bana en da bağlı zor biliyorum vallahi zor ya. Evet. Hem son kayınvalidesin. Bütün her şeyi değiştirecek, etkileyecek kişisin. Ya ben şuna bir vereceğim ya. İkinci tabak bir puan. Ama hiç ısıramadım bile. Vallahi kim yaptıysa en iyi şuna benziyor diye düşünüyorum. Buna beş. Birinci tabak 5 puan. Buna ne dedim işte ne diyeceğim buna. Bu da şey ya... Hafif şey yapmış ama talihsizlik olabilir. Şekli falan, ekmeğin tadı da hoşuma gitti. Köfte de çiğ falan da değil şunun kadar. Bugün final, arada kaldığımda hep yaptığım şeyi yapıyorum. 4. Üçüncü tabak 4 puan. 1. Dördüncü tabakta 1 puan. Vallahi ne kadar zorlandığını görebiliyorum. Tadımlarımız bitti. Bakalım şimdi kime kaç puan verdi? Dördüncü tabaktan başlayalım. 1 verdi dördüncü tabağa. İki tane bir kullandın. Bakalım final gününde, eleme gününde, 5 bileziğin verileceği günde kim 1 puan aldı? Bir puan alan gelin çok üzülecek. Bakalım kim o gelin? Açar mısın? Aç. Öykü. Yap.
Ben bir görebilir miyim çiğin neresi? Tabii. Bugün hiç öyle bir yorum almadım ama etin hamurun ne? İçi çiğ, diğer şeylere göre. Neresi? Şunun da farkı nedir? Hayır. Bu tabağın. Bak o biraz pembe içi. Bir de bununki senin... de pembe. Hayır. O bariz biraz pembelik var. Sonra biz patateslerin boyutuna zaten yemedim bile baktım. İkinci puan kırmam. Üçüncü de pişmemiş yani hamur gibi altı. Hamur. Gibi. Bundan sonrası evet. Yanıktır. Hayır. Gösteriyorum niye? Kameraya da. Ya bir de bir acılık falan geldi, bir şey geldi yani, yani lezzetini beğenemedim. Sos herkesin hazırladığı sos. Herkes ama onu da karıştıramamışsın herhalde. Karamelize mi edemedin, ne yaptın? Acı sosları şef acı oldu. Sos şef deniyor. Acı şef sosları benimle alakası öyle yok. Mi? Üçüncü tabağı açıyoruz. Üçüncü tabağa 4 puan verdin. Tamam. Yani çok güzel anladım. Bir puan. Evet. Ama evet. O 1 puan var ya, 5 olmadı ya o. 1 puanla umarım bu gelin üzülmez. 4 puanın sahibi gelin. Dört puanın sahibi gelin. Açıyoruz. Ya. Açtık. Aa. Damla. Ya herkesten bir alan tabağa geldin, 4 verdin ya. Çevirsene bir altını. Altını bir çevirsene gördü, o gördü, yanmış. O değil. Bir saniye, bir saniye. Benim tabağım bugün kötü değildi. Yanlış. Bir. Ekmeğe hoşuma gitti. Şöyle edin. Bir saniye. Bir ben konuşayım. Bir de son bir şey söyleyeceğim. Tamam, bir dakika. Tamam, konuşalım son bir şey söyleyeceğim. Senin gelinin karamelizeyi nasıl yapar? Şimdi yemek bak, istemeyeceğim bir karamelizeye gittin 4 verdim. Ben bir, sana patatesleri ince olmuş dedim. Bu. Sen niye fırın yemeklerinde son günlerde yakıyorsun, beni sinir etme. Yakıyorsun ya, yalan de. Yanıyor. Risk almadım. Karamelizesi hadi yandı. Hepsi fırına girmiyor mu bunun? Fırına ayrı ayrı yapıyoruz ya, hepsini bir karamelizeyi dedi ki şey şef sürüyor dedi. Bir saniye ben aldım 4'ü. Aman bir saniye ben bir tabağımı savunayım, benim tabağımı kötü dediğiniz konuş şu an ben mi konuşuyorum? Bir saniye. Bugün benim tabağımın hiçbir kötü yanı yoktu. Ben hamburgerim şu 4. tabaktaki gibi üstü kapkara olmasını istemedim. Anladın mı ekmeği? Anladınız mı? Çünkü yüzden... hamburger ekmeği normalde o kadar kararmaz. Evet. O yüzden altı sarısı ama altı yanmış. Üstü ha üstü ha altı. Bir saniye, sonuçta. Bir saniye. Şu an bir yanık altın yok ya. Altın sarısı olsun ha, diye. Gibi çok yanık. Bana göre yok, bilmiyorum sizin damak. O kadar yanık yok dediği tabağı göstereceğim. Evet bak şimdi. Sadece etine de herkes... Altının yandığını biliyorum zaten. Miyazı. O kadar yanık yok dediği tabak. Etine de çiğnediler hep senin. Geçen senin patatesin de böyleydi. O zaman ben yaktığımda beni bulma. Millet yaktığında milleti artık bul. Artık akıllandım yani böyle. Ben millet akıllandım. Ama şekli güzel. Sen bir şekli... saniye bir saniye. Niyeyse benim kayınvalidem de sana 4 verdi. Ne fark ediyor? Benim alakası yok. Şey söyleyeceğim. Algürüm algürüm yapıyoruz burada Damla. Ama etleri falan içi çok güzel pişmiş. Beyhan teyze de bir saniye. Ekmeği güzel bak. Ekmeğini beğendim. Bir saniye. Benim ekmeğim zaten güzel piştiğinden. Bak sadece altını ben... en alta koydum. Sadece üstü birden kızarmasın diye. Birden kızarıp içi çiğ kalmasın diye. En altta bıraktığım için unuttum. Burada köftenin hani yani köfteyi bak, yaparken bu arada en az yanık tabakta bu şu anki bu. 5 puanın sahibini öğreniyoruz. Bugünün son 5 puanı bu. Başka puan muan yok. Geri dönüşü yok. Yarın yok. Birazdan bu puan belki de bir gelini buradan eleyecek bir alan. Belki de bu 5 puan 5 bileziği kazandıracak. Bakalım neler olacak. Sevilay abla karar vermiş oldu. Maalesef omuzlarında çok yük vardı. Bakalım 5 puanı kime verdi? Beş puanı Yeşim mi aldı? Kendi gelini Miyase mi? Bakalım kimin kaderini değiştirecek bu puan? Açıyoruz. Aç. Tık. Miyase. Anne hangi problemi çözmüyorsun orada? Hamburger hangisi benziyor? Afiyet bal şeker olsun. Ya tek yapacağın oydu ya. Ya işte vermem sen çıkarsın. Veririm başkası çıkar. Ben de kahin değilim ki bir bileyim altında kim var kim yok. Yeşim sen demeden diyeyim, öyle bir hamburger mi olur Allah aşkına? Öyle bir hamburger dediğiniz ekmeği... Ağzıma girmedi, açtığım aldıya girmedi. Ekmeği kabarmış olmuş.
eti pişmiş olmuş, soğanı pişmiş olmuş. Ağzınıza koyamadıysanız demek ki bu yüksek olması lazım. Farklı tabak gibi görünüyor. Görmüyor musun? Gözün görmüyor mu? Evet, yanık benim gözümde farklıdır. Fazla kızarmış farklıdır. Siz ikinci tabak, siz görüntüye bakıyorsanız eğer. Görüntüye de bakacaksın azıcık yani. Hamburgeri ben zaten kapatmalarını hiçbir şeyini ben yapmıyorum. Ayrıca hamuru kabarması iyi bir şey değil mi sizin için? Yahu hamburgerden bahsediyoruz. Siz dediniz. Yeşim seninki kabarmamış. Etin kalın olduğu için hepimiz yüksek görünüyor. Kalın olması lazım benimki zaten. Benimki öyle değil, tamam bu şey. Kalın olması gerekiyor benimki diyorum. Benimki tam hamburger. İnsanlar nasıl yiyecek ki onu, pardon da kabarık abiler nasıl ağzını açacak? Başka yerlerde herhalde restoranlarda oluyor bu tarz. Vallahi onlar da gayet yiyor, biz de yiyoruz. Ben bu tabağı senin yaptığına binde bir ihtimal bile vermedim. Herkesten yüksek bir tabak, puan alan bir tabak o. Gerçekten mi? Evet. Ben de 2, 5, 1, 4 aldım, geldi kayınvaliden biri yapıştırdı senin bana. Senin kayınvalinin de bana tek bir veren kişi. Hadi bizimki diyelim ki Miyase altını tutturdu. Son haftadır biliyorsunuz genelde tutuyor yapıyor altı. Yapıyor bir haftadır, tamam. Biliyorum. İçini dışını her şeyini beğendi, sadece karamelizesini beğenmedi. Benimkini de. Bir dakika, verdi 4'ü. Senin kayınvaliden sadece şeyine, hamuruna, ekmeğine güzel deyip verdi. Hiçbir şeyini beğenmedi. O da doğru yaptı dedim mi? Savundun mu? Sen savunuyorsun hadi şu anda. Hadi bizimki şey olarak düşündüm. Yase tutturuyor genelde. Ben yine son savunmadım. Son bir haftadır hep başımda talihsizlik var. Hep de tabaklarının altı tutuyor. Tamam, hepiniz de gördünüz. Ben ne dedim? Burada. Niye 4 verdin o tabağı dedim. Ben de aynısını söyledim. Ben şu an ben kızıyorum. 5-1-1 yapacaktı ya. Benden bakacak, başka 4 veren var mı? Yapacağım hareket şu. Hayır. Bir dakika. Şöyle geriye geriye bir çekilecek. Şöyle geriye çekileceksin. Anne yapacağın şey şu. Şu renk denelendi mi? Şu bildiğin poğaça. Tamam mı? Bildiğin poğaça. Bu çok yüksek. Eti kapkalın olmuş. Hepsi ben kalın. Ben hamburgerde öyle bir et yemedim. Bir tek seninki ince. Hepsi bak, kalın. Bu bildiğin hamburger. Evet. Bildiğin hamburger. Vereceksin 5-1-1 yapacaksın. Bak çok kalın dediğiniz şu etle yan yana bir koyacağım. Kalınlıksa mesele. Çok merak ediyorum. Koy. Ya kule gibiydi Yeşim, Allah aşkına. Yok yok. Ona kalan yanına da koyayım. Yani. Evet. Aynı. Kalınlıksa o zaman farklı tabak bu oluyor mantıken. İnce. Aa. Yemeğin farklı, adı evet. Ne? Hamburger menü. Evet. Poğaça menü değil. Poğaça değil. Ya Yeşim, benimkini... etin kalın sadece. O yüzden seninki öyle duruyor. Herkesinki kalın zaten. Görmüyor. Ama seninki daha kalın duruyor.